Xiaomi Mi Stick eski bir işletim sistemi olmayan veya artık güncelleme almayan televizyonları bir nevi Android TV'ye dönüştüren ve ülkemizde oldukça satan bir aksesuar. Yani akıllı olmayan televizyonu akıllı yapıyor. Mi Stick hala hazırda rağbet gören bir cihazken Xiaomi bunu geliştirdi ve 4K olan versiyonunu tanıttı. 1200 lira bandında olan Mi Stick 4K alınır mı? Eğer halihazırda hazırda bir Mi Stick'iniz varsa Box S'iniz varsa güncellemeye değer mi? Gelin bunlara bir bakalım. Cihazın Türkiye tanıtımı 11 Mayıs çarşamba günü yapıldı ve bizler de oradaydık. Etkinlikle ilgili shorts videomuzu şuradaki karttan izleyebilirsiniz. Mi Stick 4K bu serinin ikinci jenerasyonu aslında ve bu yüzden daha güncel bir Android sürümüyle veya da üzerinde 4K desteğiyle geliyor. Bir önceki modelde Android 9 varken Mi Stick 4K'da Android 11 var. Onun dışında 2 GB RAM ve 8 GB'lık depolama bir önceki nesille tamamen aynı. Mistik'in çok sade bir kutusu var. Bu kutunun içerisinden cihaz, kumanda, HDMI kablosu, HDMI uzatma kablosu, bir USB kablo bir de adaptör çıkıyor. Bir HDMI uzatıcı koymak çok ince bir düşünce olmuş. Çünkü bazı televizyonların giriş yerleri çok dar oluyor ve Mistik oralar için büyük kalabiliyor. Bunun için bir HDMI uzatıcıya ihtiyacınız oluyor. Bu uzatıcıyı dışarıdan almak yerine direkt kutunun içerisinden edinmek çok tatlı bir düşünce olmuş bence. Mistik 4K'yı kutusundan çıkardık ve televizyonumuza taktık. İlk başta bir akıllı Yapmayı denedik. Mistic 4K normalde fişe takarak çalışan bir aksesuar ama biz fişe takmadan direkt televizyon üzerindeki USB'ye bağlayarak çalıştırmayı denedik. Bu tamamen deneysel bir şeydi, zerre mantıklı değil farkındayız ama yine de biz sonucunu görmek için deneyelim dedik ve sonucu hiç de performanslı olmadı. Mistic 4K çalıştı mı çalıştı? Evet ama hiç performanslı olmadı. Yani bu ana arayüzden YouTube'a girdiğimizde direkt kastı yani televizyon Mistic'i besleyemediği için kastı ve kapandı. Bu yüzden bunun en doğrusu fişe takarak kullanmak. Biz sadece merak edip denemiş olduk. Steam kurulumu çok kolay. Diğer Android cihazlarla aşağı yukarı aynı bir kurulumu var. Google hesabınızla giriş yapıyorsunuz ve güncellemeler tamamlandıktan sonra şu anda gördüğümüz ana ekranla karşılaşıyoruz. Bu arayüz üzerinden uygulamalara giriş yapabiliyoruz. Bu arada Netflix, Amazon Prime ve YouTube hali hazırda yüklü olarak geliyor. İhtiyacınız olan diğer uygulamaları da Google Play üzerinden kolaylıkla indirebiliyorsunuz. Mystic 4K'nın 8 GB depolama ile birlikte geldiğini söylemiştik. Sistem bunun yaklaşık 3 GB kadarını kullanıyor. Yani bize 5 GB'lık bir yer kalıyor. Mistik'in arayüzü gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Uygulamaları açma kapamada veya uygulamalar arası geçişlerde herhangi bir kasma, donma gibi bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Ama tabii bu biraz kullandığınız televizyonla da alakalı. şu TV markasıyla en iyi sonucu veriyor da işte bu TV markasıyla pek de iyi sonuç vermiyor tarzında nokta atışı bir tespit yapamıyoruz ama Mistik HDMI girişi olan bütün televizyonlarda çalıştığı için marka bunu düşünmüştür ve bütün markalar için o geniş Kategori için en optimal sonucu verebilecek bir aksesuar tasarlamıştır diye düşünüyoruz. Onun dışında bence belirtmem gereken en önemli detay 4K çözünürlük. 4K keyfini tam olarak yaşayabilmemiz için hem internet bağlantımızın iyi olması gerekiyor hem de televizyonumuzun hali hazırda 4K çözünürlüğü desteklemesi gerekiyor. Biz Mystic 4K'yı 4K çözünürlüğü olan bir televizyondan ziyade 1080p çözünürlüğü olan bir televizyonda denemek istedik çünkü 1080p olan bir televizyonda ki 4K performansını görmek istedik. 1080p olan televizyonumuzdan YouTube'a girdiğimizde 4K seçeneğinin karşımıza çıktığını gördük. Yani mistik bize 4K performansını veriyor. Ama 1080 bir monitörde 4K izleme hissiyatıyla oluyor. Yine aynı şekilde 4K içerik yayınlayan diğer platformlarda da içerikleri 4K olarak izleyebiliyorsunuz. Bu bence daha önce bu özellikleri kullanamadığınız yani 1080p olan ve akıllı olmayan bir televizyona bir stick sayesinde 4K özelliği ekleme ve onu akıllı TV yapma özelliği sunan bir cihaz için gayet başarılı. Sonuçta televizyonunuzu bir stick sayesinde 4K ve akıllı televizyon haline getiriyorsunuz. Ayrıca Mi Stick 4K Google asistan desteğiyle de birlikte geliyor. Kumanda üzerinden asistan tuşuna basarak bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Hatta gelin hadi beraber deneyelim. Web Tekno direkt çıktı. Girelim bizim kanala. En son yüklediğimiz shorts'u oynatıyor. Bu arada izlemediyseniz şuradaki karttan izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi 4K'yı görmek için bir o içeriğimizi açalım. Dünyanın en sağlam çantası. Yanmaz, kurşun geçirmez, yırtılmaz çantaya web -tekno usulü sağlamlık testi yaptık. Şimdi videoya başlamadan önce bir 4K ayarına alalım. Hı. Zaten 4K'da Okey 4K'da da gördüğünüz gibi gayet sorunsuz bir şekilde oynatıyor. Gelelim fiyat kısmına. Videonun başında dediğimiz gibi, Mystic 4K 1200 lira bandında bir fiyattan satışa sunuluyor. Benim aklıma gelen ilk şey, Xiaomi Mi Box S 4K'nın da 1000 lira bandında oluşu oldu. Arada sadece 200 lira gibi bir fark var ve e, aralarında da aslında Android sürümü dışında hiçbir fark yok. RAM aynı, depolama aynı ve bir fiyat farkı var. Aklıma gelen ilk şey yani 200 lira daha düşük verip mi Box S neden almayayım oldu. Eğer Android sürümü sizin için önemliyse Mi Stick 4K'yı tercih edebilirsiniz. Çünkü daha yeni olduğu için daha uzun süre güncelleme alacaktır ve sizi daha uzun süre götürecektir. Ve bir taraftan da şu var Mi Box daha kutu gibi olduğundan aslında televizyonun kısmında biraz daha yer kaplıyor. Mi Stick bu konu biraz daha Küçük olduğundan daha az yer kaplıyor Ve aslında televizyonun arkasında Gözükmüyor bile bu da bir tercih sebebi Olabilir ama asıl konu bence Android sürümüyle ilgili Mystic 4K'yı alır mıydınız yoksa bir önceki nesli mi tercih ederdiniz yoksa Aklınız başka bir medya oynatıcısında mı Yorumlarda bahsederseniz seviniriz Hoşçakalın